Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Ne olmuştu? Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'na sokmuştuk. Orada farklı cephelerde savaştırmıştık. Daha sonra Wilson prensiplerini yayınlamıştık. 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını görmüştük vesaire vesaire. Şimdi ise 1. Dünya Savaşı'nda yapılan ateşkes antlaşmalarını göreceğiz. Bak, ateşkes antlaşması başka bir şey. Barış antlaşması başka bir şey. Ateşkes antlaşması ne demek? Tamam, ateşi kes, ne istersen kabul ediyorum, beyaz bayrak çekiyorum antlaşmasıdır aslında ateşkes antlaşması. Barış antlaşması ise bundan sonraki düzeni sürdürecek olan ve bu maddeleri barındıran antlaşmalardır. Bu ikisinin ayrımını yapalım. İlk olarak bunlar savaşı bitiren antlaşmalardır ateşkesler, ateşi kesen antlaşmalardır. Şimdi ateşkes antlaşmalarına bir bakalım. Bulgaristan ile Selanik ateşkesi imzalanmış. Bak, Selanik ateşkesi imzalanmış ve bu Selanik Ateşkes Antlaşması 1. Dünya Savaşı'nın ilk ateşkes antlaşmasıdır. Şimdi bu önemli. Neden? Bulgaristan savaşa girince ittifak devletleri içerisinde kara bağlantısını kurmamış mıydı? Kurmuştu. İlk o tamam, ateşi kesin, ne istiyorsanız kabul ediyorum demiş. Böyle olunca ne olacak? İttifak grubu arasında kara bağlantısı kopacak. Sonra diğerleri patır 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 dökülecek. Diğeriyle etkileşim kuramıyor çünkü. İletişim kuramıyor. O yüzden Selanik Ateşkesi Bulgaristan ile yapılmıştır. Zaten Mondros'la yapılan, Mondros kiminle yapıldı? Osmanlı Devleti ile yapıldı arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti ile yapılan ateşkes antlaşmasıdır. Daha sonra ayrıntısına gireceğiz ama bunu imzalayan kişi kim? Rauf Orbay değerli arkadaşlarım. Avusturya Macaristan ile yapılan ateşkes antlaşması Villa Gusti ateşkes antlaşması. Almanya ile yapılan ise Red Hondes ateşkes antlaşmasıdır. O zaman unutmuyorum. Bulgaristan ile Selanik, Osmanlı ile Mondros, Avusturya Macaristan ile Villa Gusti, Almanya ile Red Hondes barış ateşkes antlaşmalarını yapıyorum. Bunlar benim ateşkes antlaşmalarım. Şimdi gelelim barış antlaşmalarına. Bak, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının şartlarının belirlendiği yer Paris Barış Konferansı'dır. Buradaki antlaşmaların şartları Paris Barış Konferansı'nda belirlendi. Ama Osmanlı'nın toprakları çok değerli. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı'yı paylaşamadılar. O yüzden bizim yapacağımız antlaşma olan Sey Barış Antlaşması'nın şartları Paris Barış Konferansı'nda belirlenmedi. Nerede belirlendi? San Remo Konferansı'nda belirlendi. Anlaştık mı? Anlaştık. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının şartları nerede belirlenmiş? Paris Barış Konferansı'nda. Osmanlı'nın yaptığı sev nerede belirlenmiş? San Remo Konferansı'nda. Sorulur mu? Sorulur tabii. Aklım buraya gider çünkü. Bak şimdi değerli dostum, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkes antlaşmalarını gördük. Barış antlaşmaları konusunda bir şifre vereceğim. Şifremiz Son Vites Obama. Neymiş? Son Vites Obama. Bakalım. Bakın, son vitesin ünsüz harflerini yazdım. Bir de yanına Obama yazdım. Bakın, hepsi aynı sırada. Harfler karşılıklı. Sevr Anlaşması Osmanlı ile yapıldı. Neye Anlaşması Bulgaristan ile yapıldı. Versay Anlaşması Almanya ile yapıldı. Tiryanon Antlaşması Macaristan ile yapıldı. Saint-Germain Anlaşması ise Avusturya ile yapıldı. İyi de hocam, benim bir şey dikkatimi çekti. Ya bu ateşkes antlaşmalarında, hatta 1. Dünya Savaşı'nda itiraf ittifak bunalarına da bakarken Avusturya Macaristan hep bir aradaydı. Hatta burada da bir aradalar. Evet. Ama burada bölmüşsün. Avusturya ile Saint-Germain'i yapıyorsun. Macaristan'la Tiryana'nı yapıyorsun. Neden? Çünkü ne dedim ben size daha önce? İmparatorluklar parçalandı. Bu bir imparatorluktu. Bunun yerine ulus devletler kuruldu. Bak, Avusturya ile ayrı, Macaristan ile ayrı anlaşma yapıyor adamlar. Neymiş şifren? Son vites Obama'ymış. Böyle yana bakın. Son vitesi yazdım, Obama yazdım, birleştiriyorum. Sev Osmanlı, Neu'yi Bulgaristan, Versay Almanya, Tiryanon Macaristan, Saint-Germain Avusturya değerli dostlar. Şimdi gelelim buraya. Ne var burada? İmzalanan barış antlaşmaları hakkında biraz konuşalım. Beni böyle hiç göremiyorsunuz değil mi? Sizin için çok önemli mi bilmiyorum ama ben göreyim ya. Bakın şöyle yapalım. Arkadaşlar,
Sevr anlaşması. Diyor ki ölü doğmuş bir antlaşmadır. Hayırdır ya? Adamlar bizi yendiler, sevr yaptılar. Neden ölü doğmuş? Çünkü kanun-i esası da diyor ki kardeşim diyor sen uluslararası bir antlaşma yapacaksan Osmanlı olarak bu Mebusan Meclisi'nin onayından geçmek zorunda diyor. Mebusan Meclisi onayladı mı sevri? Hayır. Sevri Saltanat Şurası onayladı. Mebusan Meclisi değil. O yüzden sevr ölü doğmuş bir antlaşmadır. Zaten onaylaması gereken yer onaylamamıştır. Mebusan Meclisi onaylamadı burayı. Bunu kim onayladı? Saltanat Şurası onayladı. Hani ben böyle ara ara bilgiler veriyorum ya. Bunların hepsi daha sonra var, merak etmeyin. Ben böyle kulaklarınızda kalsın diye ekstradan veriyorum burada. Gelelim Bulgaristan ile hangi anlaşma yapılmış? Neue Antlaşması yapılmış. Almanya ile Versay Antlaşması yapılmış. Şimdi buna dikkat edelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ilk barış antlaşması Versay Antlaşması'dır. Neden? Çünkü Almanya'dan çok çekiniliyor. O yüzden ilk Almanya'yı saf dışı bırakıp onun elini kolunu bağlamak istiyorlar. Almanya'yla da Versay'ı yapıyorlar. Bakın bu yapılan barış antlaşmaları içerisinde en erken yapılan, ilk yapılan barış anlaşması hangisiymiş? Versay'mış arkadaşlar. Tamam. Bu neyi gösterir? Almanya'dan çekinildiğini gösterir. Sen Almanya'da Almanya'yı Versay anlaşmasıyla sarıp sarmalarsan, bağlarsan adamın elini kolunu, işte o da Adolf Hitler gibi bir manyağın başa gelmesini ve 2. Dünya Savaşı'na neden olmasına izin verir. Versay Anlaşması o kadar ağır bir antlaşmadır ki Adolf Hitler gibi bir adamın başa gelmesini ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmasına sebep olmuştur bu anlaşma. Yani 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olan Adolf Hitler olduğu kadar aynı zamanda İngiltere'dir de, aynı zamanda Fransa'dır da arkadaşlar. Bu anlaşmanın yapılmasını onlar sağladı çünkü. Gelelim Macaristan'a. Macaristan ile yapılan antlaşma Trianon Antlaşması'dır. Tamam. Avusturya ile Saint Germain. Ama önceden bunlar bütündü. Bak burada ayrılmışlar. Bunların burada Avusturya ile ayrı, Macaristan'la ayrı antlaşma imzalanmış olması imparatorlukların parçalandığını gösterir mi bana? Gösterir tabii. Arkadaşlar dikkat edin. David Fromkin denilen bir adam var. David Fromkin'in bir sözü var. Söz o kadar doğru ve o kadar müthiş ki sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki David Fromkin, barışa son veren barıştır bunlar diyor. Evet bunlar barış anlaşmasıdır. Ama aynı zamanda barışa son veren barış antlaşmalarıdır. Çünkü yine bu antlaşmalardan dolayı 2. Dünya Savaşı çıkacaktır. İşte o yüzden David Fromkin'in sözü önemlidir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'na çıkmasına neden olan antlaşma da Versay Antlaşması'dır. Kiminle yapıldı? Almanya ile. Evet, gelelim bu tarafa arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması. Mondros Ateşkes Antlaşması'na baktığımızda bunun adı nereden geliyor? Şu Mondros nereden geliyor? Yunanistan'ın Mondros limanında imzalandı. Çünkü de oradan, o yüzden geliyor arkadaşlar. Nerede imzalanmış? Yunanistan'ın Mondros limanında. Bunun dışında arkadaşlar nerede imzalanmış? Agamemnon zırhlısında. Agamemnon zırhlısında imzalanmış. Bakın arkadaşlar, imzalayan kim? Rauf Orbay. Kimle birlikte imzalamış? General Kaltrop'la birlikte imzalamış. Tamam mıyız? Bizim adımıza imzalayan kimmiş? Rauf Orbay. Rauf Orbay Mondros'u imzalıyor. Birazdan bahsedeceğim maddelerinden. Ne kadar kötü bir antlaşma olduğunu göreceksiniz. Sonra İstanbul'a geldiğinde soruyorlar Rauf Orbay'a. Ya Rauf diyorlar, hani anlaşma çok kötü. Sen bunu niye imzaladın diyorlar. Olur mu ya diyor, ne kötüsü diyor. Mesela diyor ki İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir diyor ya burada diyor. Evet. Ya bunlar hiçbiri işgal edemez. Güvenliklerini tehdit etmeyiz ki diyor. Ya o öyle değil Rauf. Rauf Orbay o öyle değil ki. Bakın şimdi arkadaşlar. Rauf Orbay gerçekten çok başarılı bir asker. Hamidiye kahramanı olarak bilinir zaten kendisi. Dikkat edin. Ama iyi bir diplomat değildir. Rauf Orbay'ın buraya gönderilmesi benim şahsi fikrimdir bu. Hatadır arkadaşlar. Baktığımızda Rauf Orbay ile Kaldrop oturuyorlar, imzalıyorlar Mondros Ateşkes Antlaşması'nı. Mondros'un iki tane maddesi var ki çok canımızı yakacak bu iki madde. Bir tanesi 7. madde. Zaten Mondros'un en tehlikeli maddesi 7. madde. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. Yani
Yani adamlar her yeri işgal edebilirler bahaneler kurarak. Der ki mesela işte İtilaf Devletleri askerleri atıyorum. Trabzon'da gezerken kafasına saksı atılırlar. O işte bir tane teyzem su varken düşürmüştür saksıyı. Hemen ne diyor İtilaf Devletleri subayları? Güvenliğimiz tehdit altında, hemen burayı işgal ediyoruz diyor. Yani bu 7. madde vatanın her karış toprağını karış karış işgale açık hale getirmiştir arkadaşlar. Güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir nokta diye bir şey yok. Bu adamlar bahaneyle bunu yaparlar zaten. Anlaştık mı? Azıcık halkı iterler, kakarlar. Bizden biri çıkar arkadaşlar. Bir laf söyler. Ondan sonra al burada benim güvenliğim tehdit edildi, işgal ettim diye girerler işin içerisine. Dikkat edin yorumuna, 7. maddenin en tehlikeli maddedir bu. Osmanlı toprakları işgale açık hale gelmiştir. Tamamı hem de. 24. madde. Vilayeti sittede bir karışıklık çıkarsa İşgal edilecektir diyor. Hayda. İyi de sen zaten 7. maddede vatanın her karış toprağını işgale açık hale getirdin. 24. maddede neden özellikle vilayeti sitte diyorsun? Çünkü vilayeti sittede bir planımız var. Çünkü vilayeti sittedeki plan Ermeni devletinin kurulması planıdır. İşte bu madde doğuda bir Ermeni devletinin kurulma planını ortaya koymuştur arkadaşlar. Anlaştık mı? 7. madde vatanın her karış toprağını işgale açık hale getirmiş. 24. maddede Ermeni devletinin kurulmasının planlandığını bize gösteriyor. Peki bu vilayeti sitte ne ya? Bak öncelikle Elveyi Selase ile vilayeti sitteyi karıştırma kardeşim. Elveyi Selase Kars, Ardahan, Batum. Tamam mıyız? Bak Elveyi Selase, Batum, Ardahan, Kars. Bak diye kodla onu. O Elveyi Selase. Bu ise arkadaşlar vilayeti sitte. Bunları Selbet olarak kodlayabilirsiniz. Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır. Bunlar neymiş arkadaşlar? Vilayeti sitteymiş. İşte bu 6 ili arasına alan, içine alan bir Ermeni devleti kurmayı planlıyorlarmış. Nereden biliyorum? 24. maddeden biliyorum. Peki gelelim diğer yorumlara ve maddelere. Toros tünelleri, limanlar, tersaneler, boğazlar açılarak İtilaf Devletleri'ne bırakılacakmış. Toros tünelleri, limanlar, tersaneler, boğazlar açacakmışık hepsini. Sonra da hepsini İtilaf Devletleri'ne bırakacakmışız. İyi de arkadaşlar bu adamlar bütün stratejik konumları ele geçirmeye çalışıyorlar işte bu maddeyle. Ve geçiriyorlar da. Bütün stratejik noktalar onların elinde. Kapatırsan Toros tünellerini, boğazları kapatırsan Osmanlı Devleti'nin hareket etme kabiliyetini ortadan kaldırırsın. İşte bu maddeyle bütün stratejik konumlar ele geçirilmek istenmiştir İtilaf Devletleri tarafından. Gelelim diğer maddeye. Bak şimdi. Haberleşme, ulaşım araç gereçleri İtilaf Devletleri'ne bırakılacak. Diyelim ki değerli öğrencim adın Ayşe olsun. Alo Ayşe, biz Ege bölgesinde Manisa merkezli olarak işgallere karşı ayaklanıyoruz. Siz de ayaklanın. Bu işgallere dur diyeceğiz ve düşmanın kanlı çizmeleriyle namusumuz saydığımız vatanımıza basmasına izin vermeyeceğiz. Diyeceğim ya ben sana Ayşe. Diyemiyorum. Neden? Çünkü adamlar haberleşme, ulaşım araç gereçlerine el koymuşlar. Yani benim direniş göstermemi, örgütlenme faaliyetlerine katılmamı engellemek istiyorlar. O yüzden bu yorum da önemlidir. Gelelim burada devam edelim madde ve yorumlarımıza. Osmanlı Devleti'ne ait silah ve cephane İtilaf Devletleri'ne bırakılacaktır. Hatta ordular terhis edilecek falan değil mi? Neden bunu yapıyorlar? Çünkü eğer bizim elimizde silah olursa, bizim elimizde ordu olursa, bizim elimizde cephane olursa biz işgallere karşı koymaya çalışırız. Ama karşı koymayalım diye silahımızı, cephanemizi alıyorlar. İşgallere karşı koymamız engellenmiştir bu şekilde. Bu yorumu yapacağız. Ama yer mi Anadolu çocuğu? Yer mi Toros Dağları'nın çocukları? He? Yemezler arkadaşlar. Bu işgallerin hepsine bir bir dur diyeceğiz birlikte. Bakalım buraya. İtilaf Devletleri esirleri serbest bırakılacak. Yani Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'nin aldığı esirleri serbest bırakacakmış. Madde bu kadar. Nasıl yani? Evet, aynen öyle. Biz onların esirlerini serbest bırakacağız. Bizim esirler? Bizim esirlerle ilgili bir şey yok. Neden? Çünkü biz yenildik.
Arkadaşlar bu madde mütekabiliyet ilkesine, yani uluslararası eşitlik ilkesine aykırıdır. Mütekabiliyet sözcüğüne dikkat edin, çok seviyor ÖSYM. NEB'in içerisinde her yere mütekabiliyet yazmış. Kimse o yeni yeni sözcükler kullanmayı seven vatandaşımız mütekabiliyet yazmış ya adam her yere. Arkadaşlar mütekabiliyet ilkesine aykırıdır. Bakın şimdi eğer itiraf devletlerinin esirlerini biz serbest bırakıyoruz, onlar da bizim esirlerimizi serbest bırakıyor olsaydı bu uluslararası eşitlik anlayışı olurdu. Ama bu uluslararası eşitliğe aykırıdır. Çünkü biz onların esirlerini bırakıyoruz, onlar bizimkileri bırakmıyor. O demek ki neye ters? Mütekabiliyet ilkesine ters. Gelelim bazı önemli bilgilere değineceğiz Mondros'la ilgili. Mesela Mondros'tan sonra işgal edilen, bak ilk Osmanlı toprağı, Anadolu demiyorum. İlk Osmanlı toprağı Mondros'tan sonra Musul arkadaşlar. Neden? Çünkü ne diyordu Winston Churchill? Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir diyordu. Adamlar burada petrolün kokusunu aldılar. O yüzden bakın bütün Osmanlı topraklarında işgal edilen ilk toprağımız Mondros'tan sonra Musul olmuştur arkadaşlar. Neden? Petrol vardı o yüzden. Peki devam edelim. Mondros'tan sonra Anadolu'da işgal edilen ilk Osmanlı toprağı. Bak. Hatay dört yoldur. Bütün Osmanlı'da işgal edilen ilk toprağımız Musul. Ama Mondros'tan sonra Anadolu'da işgal edilen ilk toprağımız sorulursa Hatay dört yol. Hatay dört yolda bir yiğit çıkacak. Kim o yiğit? Kara Mehmet Çavuş. Değil mi? Arkadaşlar ilk silahlı direnişi gösterecek burada. Kimmiş o? Kara Mehmet Çavuş, onu da değineceğim sonra, hiç merak etmeyin. Arkadaşlar tahtada yazmayan ve benim vermiş olduğum bu ekstra bilgiler var ya, onlar mutlaka sizin önünüze konular içerisinde gelecek, merak etmeyin. Ben sadece burada bir kez daha söylüyorum. O zaman unutma, Mondros'tan sonra Osmanlı'nın işgal edilen ilk toprağı derse Musul. Osmanlı'nın Anadolu'da işgal edilen ilk toprağı derse Hatay. Peki Hatay'da direniş gösteren kişi kim derse Kara Mehmet Çavuş. Peki bu işgaller Wilson prensiplerine uyuşur mu? Uyuşmaz kardeşim. Yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktı hani. Hani almıyorlardı. Değil mi? Ama diyor ki İngiltere, iyi de biz işgal etmiyoruz. Manda ve himaye yapıyoruz diyor. Yani kulağı buradan değil, buradan tutuyor. Bu işgallerin tamamı Wilson prensiplerine aykırıdır arkadaşlar. Şimdi şu Osmanlı'nın son buluşlarına bir bakalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Mondros ile fiilen son bulmuştur. Bak fiilen Osmanlı'nın silahını aldılar, ulaşım haberleşme araçlarını aldılar, tünellerini, boğazlarını aldılar fiilen. Yani Osmanlı artık kıpırdayamaz hale geldi Mondros'la. O yüzden Osmanlı'nın fiilen son buluşu neyleymiş? Mondros'laymış. Tamam. Hukuken son buluşu Mudanya ile. Neden? Çünkü Mudanya'da şöyle diyor maddede. Boğazlar ve İstanbul kime bırakılacaktır? Ya da işte Doğu Trakya kime bırakılacaktır? TBMM'ye bırakılacaktır diyor. Neden Osmanlı'ya bırakmıyorlar? Çünkü Osmanlı'yı yok sayıyorlar artık. İşte Mudanya'da İstanbul'un Osmanlı'ya değil de TBMM'ye bırakılması sebebiyle Mudanya'da Osmanlı Devleti hukuken son bulmuştur. Çünkü başkent alınmış, Osmanlı'ya değil de TBMM'ye bırakılmış. Tabi hukuken yok sayıyorlar artık Osmanlı'yı. Ve Osmanlı'nın resmen son bulması ise 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla olmuştur. Şimdi ne yapacağız? Şuralarda neler karşımıza gelir bir ele alalım. Ateşkes antlaşmaları dedim. Bulgaristan ile Selanik ateşkesini yaptım. Osmanlı Mondros ateşkesini yaptı. Rauf Orbay imzaladı. Avusturya Macaristan ile Villagusti ama Almanya ile Red Hondes antlaşmasını yaptım. Bunlar ateşkesti. Gelelim barış antlaşmalarına, son vites Obama olarak kodladım. Arkadaşlar imzalanan ilk barış anlaşması tabii ki Versay Barış Antlaşması'dır. Bunun dışında 2. Dünya Savaşı'na neden olmuştur o antlaşma. Bütün antlaşmaların şartları Paris Barış Konferansı'nda belirlenmişken Osmanlı'nın yapmış olduğu Sey Barış Anlaşması San Remo Konferansı'nda belirlenmiştir. Daha sonra Mondros'un içeriğine değindim. Rauf Orbay imzaladı dedim. Nerede imzalandı? Yunanistan'ın Mondros limanında imzalandı. Ve arkadaşlar Agamemnon zırhlısında imzalanmıştır bakın. Agamemnon zırhlısı aslında bir nevi Truva'nın intikamıdır.
Bu konuyu size bırakıyorum ve devam ediyorum. Rauf Orbay ile Kaltrop imzalıyorlar. Rauf Orbay bizim adımıza imzalıyor. İki tane tehlikeli maddesi var. 7 ve 24. madde. En tehlikeli madde 7. Vatanın tamamını işgale açık hale getiriyor. 24. madde bana neyi gösteriyor arkadaşlar? 6 Doğu ilinde bir Ermeni devletinin kurulmasının planlandığını gösteriyor. Bunun dışında Vilayet-i Sitte ile Elviye-i Selase'yi karıştırmayacaktım. Elviye-i Selase, bak Elviye-i Selase diyordum. Batum, Ardahan ve Kars. Değil mi? Kars, Ardahan, Batum, Elviye-i Selase'ydi. Vilayet-i Sitte, Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır arkadaşlar. Seybet olarak kodlayabilirsiniz. Arkadaşlar diğer Mondros maddeleri ve yorumlarına değindik. Şuna dikkat etmenizi istiyorum, mütekabiliyet ilkesine. Önemli bilgiler içerisinde Mondros'tan sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul. Anadolu'da işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Hatay Dört Yolda. Hatay Dört Yolda Kara Mehmet Çavuş vardı. Ve arkadaşlarım, Osmanlı Devleti'nin son buluşuna baktığımızda Mondros ile fiilen Mudanya ile İstanbul, yani başkent kime bırakıldı? TBMM'ye bırakıldı. Yani Osmanlı hükümeti yok sayıldı. O yüzden Mudanya ile hukuken saltanatın kaldırılması ile de Osmanlı Devleti resmen 1922 yılında sona ermiştir. Değerli arkadaşlarım, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan ben bir çekileyim. Siz rahat rahat buraya bir alın. Şöyle almışsınızdır diye düşünüyorum. Bir de veda etmeye geleyim. Değerli dostum, kafan karışıyor olabilir. Hepimizin kafası karışıyor. O kadar çok bilgi var ki hepimizin kafası karışıyor. Ama biraz mantık, biraz yorum kuvvetini arttırma bizi arkadaşlar ve biraz soru tekrar bizi gerçekten KPSS'de başarılı bir hale getirecektir. Korkmayın ya, korkmayın. Korkmayın, Zeki Hoca var yanınızda, anlaştık mı? Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.